Bismillahirrahmanirrahim. Babu raful yedeyni fi iftitahi salati ila eyne yebluğu bihima. Bu bab elleri kaldırmanın bahsindedir. Nerede? Fi iftitahi salah, namazın iptidasında. İla eyne yebluğu, nereye eriştirir bihima ellerini, ellerini nereye kadar kaldırır? Muhtelif rivayetler var. Meşhur olan iki rivayet. Omuzlarına kadar kaldırmak var, kulaklarına kadar kaldırmak var. Bunların hangisi daha ehsendir, daha güzeldir, onu beyan edecek. Haddesena el-Rabi'u ibn Süleyman el-Ciziyyü, kâle haddesena Esed ibn Musa, kâle haddesena ibn Ebi Zibin, en Sa'id ibn Sem'an, Mevle Zürakiyyin, Beni Zürke'nin kölesi Sa'id ibn Sem'an, kâle دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة bize geldi فقال Beni Zürkayen'in mescidine gitmiş de mescide girdikten sonra buyurmuşlar ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu إذا قام إلى الصلاة namaz kalktığı vakitte رفع يديه ellerini kaldırırdı medden uzatmakla yukarıya doğru ellerini uzatırdı. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir cemaat sahip oldular ki لَاَنَّ الرَّجُلَ erkek bir adam يَرْفَعُ يَدَيْهِ ellerini kaldırır اِزَفْتَتَهَ السَّلَاةَ namaza başladığı vakitte medden ellerini yukarı uzatmakla meddeder uzatır, kaldırır. وَلَمْ يُوَقِّتُهُ فَكَتْ bu kavli sahip olanlar bir miktar tayin etmediler. Fî zâlike bunda şeyen bir şey, bir miktar beyan etmediler. Ellerini nereye kaldıracak, omuzlarına kadar mı kaldıracak, kulaklarına kadar mı kaldıracak? Bu mehallini tayin etmediler. Ve ihtecu ihticac ettiler bihâdel hadîs. Bu hadisle ihticac ettiler. Ellerini kaldıracak, o kadar, mutlak yani. Böyle buyurdular. İmam-ı Malik ve Irak ulemasından bazıları, bir rivayette de Ahmed ibn Hanbel'in kavli bu. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bu mesele hakkında bunlara muhalefet eylediler. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed, İmam-ı Ashab, İshak, İmam-ı Ebu Hanife daha başkaları muhalefet ettiler. Dediler, sadece öyle kaldırmak değil, bunun bir miktarı var. Miktarı bunda da ihtilaf eylediler. Bir kısmı dediler ki omuzları hizasına kadar kaldıracak. Bir kısmı dediler ki kulaklarının hizasına kadar kaldıracak. Şimdi bunlardan birincisini alıyor. Omuzlarına kadar kaldıracakların dediğini alıyor ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed ibn Hanbel, İmam-ı Asak, İmam-ı İshak bunlardandır. Bunlar fakal, bunlar buyurdular ki veliyen bağıyla belki bu adama layık olan, namaz kılan adama layık olan nedir? En yerfe'a yedeyi ellerini kaldırmaktır. Hatta yuhaziye bihima, hatta ellerini muhaziye de menki beyhi omuzlarının hizasına kadar onları kaldırar. Ve ihtecu ihticac ettiler ki zalik bu mesele hakkında da lima bir rivayette ki haddesena bize rivayet eyledi Er-Rabi'u ibn Süleyman el-Müezzinu kâle haddesena Abdullah ibn Vehbin kâle akbereni Abdurrahman ibn Ebi Zennat en Musa ibn Ukbe en Abdullah ibn Fadl en Abdurrahman el-Arıc en Ubeydillah ibn Ebi Rafi' en Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh Hazreti Ali kerramallahu veçhevden rivayet ediyor. O da kimden? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kâme ile salâti. Namaza kalktığı vakitte öyle namaz ki el mektubeti. Farz olun namaza kalktığı vakitte. Kebbere tekbir alırdı. Ve refâ yedeyhi ellerini de kaldırırdı. Hez ve menkibeyhi omuzlarının hizasına kadar ellerini kaldırırdı. İşte Hazreti Ali kerramallahu veçhe Resul-i Ekrem Efendimiz'in ne şekilde namaz kıldığını ve namaz ellerini nereye kadar kaldırdığını beyan buyuruyor.
Bir bunu delil getirdiler. Ve bima kad haddesena Yunus. Bir de Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac ettiler. Yunus da kimdir? İbn Abdülala. Abdülala'nın oğlu. Kale haddesena Süfyan ibn Uyeyne. Ani Zühriyi an Salim'in an ebihi. Salim Abdullah ibni, babası Abdullah ibni Ömer'den rivayet ediyor. Kale Abdullah ibni Ömer buyurdular ki Rayeytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i gördüm. İzeftetehe s-salate namaza başladığı vakitte yerfe'u yedeyhi ellerini kaldırırdı. Hatta yuhaziye bihima hatta ellerini muhazi eder yedinceye kadar. Menkibeyhi omuzlarının hizasına getirinceye kadar ellerini kaldırırdı. Bu da Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Daha neyle ihticac eylediler? Ve bima kad haddesena Yunus, yine Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadisle. Yunus ibn Abdülala. Kale Yunus dedi ki, ahbarana ibn Vehbi. Enne maliken haddesehu an ibn Şihabi. Yunus ibn Şihab terikiyle rivayet ediyor. Hab. Yine Yunus bir terik daha rivayet ediyor. İbn Şihab'dan başka birisi bir senet daha getiriyor. O da ve haddesena ibn Merzukin. قال حدثنا بشير بن عمر عن مالك عن ابن شهاب ابن شهاب'dan hem Yunus hem İbn Merzuk ikisi de rivayet ediyorlar. Fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifin mislini yine bu isnatla zikreylediler. Yani Zühri Salim'den, Salim babası Abdullah'dan rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz namaz kılarken ellerini omuzların hizasına kadar kaldırmış. Ve bima kad haddesena Fehd ibn Süleyman. Fehd ibn Süleyman'ın rivayet etmiş olduğu hadise diye ihtiyaç eylediler. Kale. Fehd buyurdu ki haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ubeydullah ibn Amrin. En Zeyd ibn Ebi Enise'de. En Cabir'in kale rayitu Salim ibn Abdillah. Ben Salim ibn Abdullah'ı gördüm. Hineste tehassalata namaza başladığı vakitte. Refa'a yedeyhi ellerini kaldırdı. Haz ve menkibeyhi omuzlarının hizasına kadar. Feseeltuhu ben Salim'e sordum. En zalike bundan. Fekale dedi ki Rayitu bine Umar'a radıyallahu anh. Babası Abdullah ibn Ömer. Ben babam Abdullah ibn Ömer'i gördüm. Yef'alu zalike böyle yapar ki ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. İftitah tekbirinde. Ve kâle ibn-i Ömer radıyallahu anhüme Abdullah ibn-i Ömer buyurdular ki Rayitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alü zâlike. Ben Resulullah Efendimiz'i gördüm, böyle yapardı. Ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. İşte ben de böyle yaptım. Salim de öyle görmüş, öyle yapmış. Ve bima dahi bir hadisle ihticat ederler ki kad haddesena bize rivayet eyledi Ebu Bekret Ebu Bekret. Kale haddesena Ebu Asim, kale haddesena Abdülhamid ibn Cafer, kale haddesena Muhammed ibn Amr ibn Ata, kale semi'tu Eba Hümeydin Sa'idiyye. Muhammed ibn Amr ibn Ata diyor ki ben Eba Hümeydin Sa'idiyye işittim. Fi aşeretin min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı Resulullah'dan 10 zatın içindeydi. Ahaduhum, 10 kişinin biri Ebu Katade'te, Ebu Katade'ydi. Kale, dedi ki, Ravi Muhammed ibn Amir diyor ki, Kale Ebu Hamid Sa'idi dedi ki, اَنَا اَعْلَمُكُمْ sizin en ziyade bileniniz benim. Neyi? بِسَلَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in namazını sizin içinizde en iyi ben bilirim. Bunu iddia etti. قَالُوا dediler ki لِمَ Niçin sen bizden iyi biliyorsun? فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin ederiz ki مَا كُنْتَ sen olmadın. اَكْتَرَنَا لَهُ تَبَعْتَنْ ona tabi olup peşinde gezenlerden en çok gezen sen olmadın. Bizim işimizde yani Resulullah ile en fazla gezen sen olmadın. Ve la akdemena lehu sohbeten. Sohbet yönünden de bizden daha evvel olmadın. Yani senin Müslüman oluşun, Peygamber Efendimiz'e sahip oluşun bizden sonra
Sonra onun etrafında dolaşıp daima onunla ittisal edenlerin ekserisi de biziz, sen değilsin. Sen bu iddiayı nasıl yapıyorsun? Fakale dedi ki, bela. Evet, fakat bu başka mesele. Evvela Müslüman olmuş, Resulullah Efendimiz de çok sohbet etmiş, bu başka, fakat namazını en iyi bileni benim. Kalu dediler ki, fe'arif, öyleyse arz et, söyle bakalım neymiş, bizden iyi biliyorsun. Fakale, Ebu Hümeyt dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu, zeftetehe salate, namaza başladığı vakitte, refa yedihi, ellerini kaldırır oldu. Hatta yuhâziye bihima, hatta ellerini kaldırıncaya kadar, menkibeyi omuzlarının hizasına getirinceye kadar ellerini kaldırır oldu idi. Kale, ravi diyor ki, fekalu, ravi kimdir? Muhammed ibn Amr ibn Ata diyor ki, fekalu, oradaki sahabeler dediler, cemiyen hepsi, sadakta, sen doğru söylüyorsun dediler. Ebu Hümeyde, Ebu Hümeyde'ye sen doğru söylüyorsun dediler. Hâkezâ kâne yusallî, evet senin dediğin gibi Resulullah Efendimiz öyle namaz kıldırırdı. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki, fezehebe kavmin, bir takım kavim zahib oldular, ilâhâda bu kavli zahib oldular. İşte üç imamın mezhebi budur. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed'in mezhepleri budur. İshak ibn-i Rahevey de bu mezhebe sahip olmuştur. Fakalu, onlar dediler ki, el-ref'u, el kaldırmak, fit tekbiri, tekbirde, tekbir alırken elini kaldırmak, fit sitah-i salah, namazın evvelinde, yebluğu, namaz kılan o ellerini kaldırır, bihi ve refiyede, yahut ellerini bihima da var, rivayette ellerini kaldırır, el menkibeyi omuzlarına kadar. Ellerini kaldırmak da omuzlarına kadar kaldırır. وَلَا يُجَاوَزَانِ اُمُزَّرِ O eller tecavüz etmez. Yani ellerini kaldıracak, omuz parmakları omuzların hizasına kadar gelecek, yukarıya geçmeyecek. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ İşte bu mesele hakkında da ihticac ettiler. لِهَذِهِ الْاَسَارِ Bu eserlerle ihticac ettiler. وَكَانَ Peki şimdi bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadisine muhalif mi geldi? Muvafık mı geldi? İmam-ı Tahavi ve Nihalli diyor ki, وَكَانَ اُلْدِ مَا فِي حَدِيسِ Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisindeki olan oldu. Onun hadisinde geçti ki, Peygamber Efendimiz ellerini kaldırıyordu. Bu kadar. Miktar tayin yoktu onda. Bizim indimizde o rivayet oldu. غَيْرِ مُخَالِفٍ لِهَذَا Bu sonki rivayete muhalif olmadı. لِأَنَّهُ Ebu Hüreyre innemâ zekere zikreyledi fîhî o hadiste ki enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne izâ kâme ile salâti namazı kalktığı vakitte refe'a yedeyhi ellerini kaldırırdı medden kaldırmakla. Bu kadar ellerini yukarı kaldırırdı dedi. Feleyse fî zâlike Ebu Hüreyre'nin hadisinde olmadı zikrul münteha bizâlik zâlikel med. Zikrul münteha nihayetin zikri olmadı. بِذَٰلِكَ الْمَدِّ اِلَيْهِ Ellerini yukarıya doğru uzattı ama nereye kadar uzattı? Nihayeti nereye kadardı? Bunun zikri yok ki. اَيُّ مَوْضَيْنْ هُوَ Nereye kadar uzattıydı? O yok. O yok olursa bu hadis birbirine muhalif değil. Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde ellerini kaldırmak var. Bunda da ellerini kaldırmak var, omuzları hizasına kadar. Birbirine muhalif değil. قَدْ يَجُوزُ جَائِزْ كِ اَنْ يَكُونَ Yani muhalif olmadığını beyan ediyor. Kadiye cüz-ü caiz olur ki en yekûne musalli ola yebluğu bihi ellerini kaldırmakla ola yahut da Peygamber Efendimiz'e raci olur ki kadiye cüz-ü caiz olur ki en yekûne yebluğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eriştirirdi bihi namazın evvelinde ellerini kaldırmak hakkında üç rivayet vardı. Bir rivayette ellerini yukarı kaldırdı. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayeti. Diğer bir rivayette de geliyor ki omuzların hizasına kadar kaldırdı. Bir rivayette de geliyor ki kulaklarının hizasına kaldırdı. Şimdi İmam-ı Tahavi burada
Evvela diyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde gelen ellerini yukarı kaldırdı diye, bu diğer iki rivayete muhalif değil bu. Ellerini kaldırdı ama nereye kadar kaldırdı zikredilmiyor burada. Omuzlarına kadar mı kaldırdı, kulaklarına kadar mı kaldırdı zikredilmediğinden dolayı bu rivayeti bir defa muhalif olmadığından dolayı bunu itibar etmeyeceğiz. Niçin? قَدْ يَجُوزْ اَنْ يَكُونَ يَبْلُغُ بِهِ. Caiz ki Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı, hizâ-el menkibeyni, omuzların hizasına kadar kaldırdı. وَقَدْ يَحْتَمُ لَيْذَا, yine mühtemil olurken, يَكُونَ ذَٰلِكَ الرَّفُ, ellerini kaldırmak ola, قَبْلَ الصَّلَاتِ, namazdan evvel, لِدْدُعَى, dua için kaldırmış ola. Ellerini kaldırdı, dua etti, sonradan namaza başladı. Yahut da namaza başladı da ellerini omuzların hizasına kadar kaldırdı. Sümme yükebbiru lissalâ, duadan sonra namazı tekbir aldı. Ve zalik ellerini kaldırdı dua için, ondan sonra da namaz için tekbir aldı. Kaldırdığı vakitte de var. Ve yerfev yedeyi hizâe menkibeyhi. Ellerini omuzların hizasına kadar kaldırdı. Madem bu ihtimal var, öyleyse Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetiyle bunun arasında bir muhalefet yok. فَيَكُونَ حَدِيثُ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi olur. عَلَى الرَّفْءِ, ellerini kaldırmaya, indel kıyam, لِسْسَلَاتِ, namaza kalktığı vakitte ellerini kaldırmak ola, لِدْدُعَى, dua için ola. وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ وَبْنِ عُمَرَ, Hazreti Ali ve İbn-i Ömer رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُنْ hadislerindeki refi de ola, عَلَى الرَّفْءِ بَعْدَ ذَٰلِكَ, ve duadan sonra el kaldırmak ola. İndeftitahis salati, namaza başladığı vakitte. Yani iki defa el kaldırılmış oluyor. Bir, namaza başlamasına evvel dua için ellerini yukarı kaldırdı. Bir de namaza Allahu Ekber dediği vakitte ellerini kaldırdı. İki defa kaldırmış ola. Bunu böyle telif ederiz. Ne için? Hatta la tetadda hadil asar. Bu eserler, bu hadisler birbirine zıt olmasın. Öyleyse Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu el kaldırmak meselesi aradan çekmiş oldu. وَخَالِفَ ف۪ي ذَٰلِكَ اٰخَرُونَ. Fakat başkaları ona muhalefet ettiler. Neye? Ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdı diye rivayet ettiler ya. Başkaları buna muhalefet ettiler. Öyleyse şu anda iki şey kaldı. Bir, şimdi eserlerini okuduğumuz hadislerde var ki Resulullah Efendimiz ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdı. Bu Hazreti Ali ve İbn Ömer radıyallahu anhümden rivayet ediliyor. Diğerleri diyor ki hayır öyle değil. Fekalu, onlar dediler ki yerfevül eydiye, elleri kaldırır. Fiftitahis salati, namazın ittidasında. Hatta yuhaza, hatta muhaza olur. Biha, o eller ile kaldırmak ile el üzünen, kulaklar. Bihima da olsa daha iyi olur. Elleri muhazı olur. Elleri muhazı olur. El üzünanı, kulaklar, elleri müsavvurur. Yani ellerini o kadar kaldırır ki kulaklarının hizasında olur. İşte bu mesele sahip olanlar da Hanefi uleması, Ata ibn Ebi Rebah, İbrahim ibn Nehai, Vehbi ibn Münebbi, bir rivayetli İmam Ahmet de burada ve ulema-i Şafii ve Malikiye'den de birçokları bu mezhebe sahip olmuşturlar. Yani ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırmıştır Peygamber Efendimiz ve müstahap olan da budur. وَحْتَجُ فِي ذَٰلِكَ, bu ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırmakta delil getirdiler. بِمَا قَدْ حَدَّسَنَا, bize rivayet edilen hadisteki. Kim rivayet edildi? Ebu Bekre. قَالَ حَدَّسَنَا مَأَمَّلُ بْنِ İsmail, قَالَ حَدَّسَنَا سُفِيَان, قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال براء بن عازب buyurdular ki كان النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu ise kebbere liftitahi salat, namaza başlamak için tekbir aldığı vakitte refa yedeyi, ellerini kaldırırdı. Hatta yekune, hatta ola, oluncaya kadar, ifhamahu, ifham parmakları, baş parmakları, gariben, yakın ola, min şehmeti üzünihi, kulaklarının şehmesine, yumuşağına müsavi oluncaya kadar ellerini kaldırırdı.
baş parmakları kulaklarının yumuşağına gelirse diğer parmakları kulaktan yukarıya doğru kalır. Şimdi bu hadisi delil getirdiler. Ve bima, bir hadisle delil getirdiler ki kad haddesene Ebu Bekir'de, İmam-ı Tehaviye Ebu Bekir rivayet ediyor. قال حدثنا معمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عاصم بن كليب عاصم بن كليب babası Küleyb'den o da Vail bin Hucur'dan rivayet ediyor. قال Vail dedi ki رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ben Peygamber Efendimiz'i gördüm حين يكبر للصلاة namaza tekbir aldığı vakitte gördüm yerfeu yedeyi ellerini kaldırırdı hiyale üzüneyi kulaklarının hizasına kadar ellerini kaldırırdı. Bu Vail bin Hucur evladı mülükten yani Yemen'de kalan meliklerin evladından son kalan zat idi ki Resulullah Efendimiz bunun geleceğini haber verdi. Sonra Medine-i Münevvere'ye geldiğinde biat için geldi. Resulullah Efendimiz onu minbere kendi yanına çıkardı. Ki işte bu o zattır. Sonra ona bir yer verdi ve Medine-i Münevvere'de kaldı. Şimdi bu zat Resulullah Efendimiz'in namaz kılmasına dikkat etti. Baktı ki ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Ve bimâdâhı bir hadiste ihticac ettiler ki قَدْ حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنِ عَدِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا بِالْأَحْوَسِ اَنْ عَاسِمِ بْنِ كُلَيْبْ فَذَكَرَ بِيْسِنَادِهِ مِسْلَهُ Asim ibn Küleyb'den İmam-ı Tehavi başka bir senetle rivayet ediyor. O da kimden zaten Vail ibn Hucur'dan rivayet eyledi. Yine aynı hadisi şerifi getiriyor ki Peygamber Efendimiz namazda tekbir aldığı vakitte ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Ve bima dahi bir hadisle ihtiyaç ettiler ki kad haddesena İmam-ı Tehavi diyor bize rivayet eyledi ki Muhammed ibn Amr ibn Yunus Susi el-Kufi قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مالك بن الحويرث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته الذي كأللرني نمسك كلقلرني حساسنا كتر قلتم إلا أنه قال إلا Bu rivayette Malik ibn Hüveyris dedi ki hatta yuhaziye bihima fevke uzuneyhi ellerini namaz kaldırdı namaz ellerini kaldırdı hatta yuhaziye muhazi olana kadar bihima ellerini hizaya getirinceye kadar nereye fevke uzuneyhi kulaklarının yukarısına kadar ellerini kaldırdı. Buradaki ibare bu. Ve bima dehişül bir hadisle istidlal eylediler ki kad haddeseni İmam-ı Tehavi diyor ki bana rivayet eyledi kim Ebu Hüseyin kim Ebu Hüseyin Muhammed ibn Abdullah ibn Mahlad el-İsbahaniyyü kâle haddesena Hişam ibn Ammar kâle haddesena İsmail ibn Ayyâş kâle haddesena Utbet ibn Ebi Hakim an İsa ibn Abdurrahman el-Adavi an İl-Abbas ibn Sehlin an Ebi Hümeydin el-Sa'idi أنه كان يقول أبو حميد دردك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبره من ذن أصحابنا يكاركي درست geçti أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم bir yerde sahabelerden 10 kişi kadar toplandılar işlerinden Ebu Hümeyd dedi ki Resulullah'ın namazını en iyi bileniniz benim onlar da dediler ki senin sohbetin bizden evvel değil Resulullah'ın mütabaatinde bizden çok değilsin, nasıl fazla biliyorsun? Biliyorum dedi, öyleyse şöyle bakalım. İşte orada, o rivayette geliyor ki, كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاتِ Resul-i Ekrem Efendimiz namaza kalktığı vakitte kebbere tekbir alırdı ve refa yedeyi ellerinde kaldırırdı. Hiza evecihi yüzünün hizasına. Yüzünün hizasına olunca işte kulakların hizasına gelmiş olur, omuzlarına kadar değil. Yüzünün hizasına kadar yani kulakların hizasına gelmiş olur. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimiz'den gelen bu eserler ki ihtilaf eylediler. Elleti öyle eserler ki fiha bu eserlerde olucudur. Beyanur rafi ellerini kaldırmak.
namazlarını kaldırmak ki ila iyi mevdin huve, nereye kadar? O beyan bunda vardır. Bu hadislerde bu var ki Resulullah Efendimiz ellerini nereye kadar kaldırmış. İşte bu beyan bulunan hadisler ihtilaf eyledi. Nerede ihtilaf eyledi? Fil mevdi'ellezi, şul bir mevziyede ihtilaf eyledi ki inteha bihi, bu ellerini kaldırmak nereye kadar oldu? Bazılarında geldi ki omuzlarına kadar, bazılarında da geldi ki kulaklarına kadar. Şimdi el kaldırmak var, var ama nihayeti nereye kadar? Nihayeti omuzlarına kadar yahut kulaklarına kadar, bu rivayetler muhtelif oldu. Evvelce de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi var idi ki وَخَرَجَ حَدِيثُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi aradan çıkmış oldu. Çünkü o bunun muhalif değil. اَلَّذ۪ي بَدَنَا بِذِكْرِهِ. Ki en evvela onun rivayetini zikreylemiştik ki Resulullah Efendimiz namazı el kaldırdı. O çıktı. Neden? Çıktı. اَنْ يَكُونَ olmaktan çıktı. وَضَادًا لَهَا bu eserlere zıddı olmaktan çıktı. Niye? Onda diyor ki ellerini kaldırdı. Kaldırdı. Zaten bunda ihtilaf yok ki. Bunlar da diyor kaldırdı. O bunlara muhalif değil. Yalnız şimdi iki kavul kaldı. Kaldırdı ama omuzlarına kadar mı kaldırdı? Kulaklarına kadar mı kaldırdı? Bu iki fikir birbirine muhalif oldu. Bunlar birbirine zıt olunca, ihtilaf olunca اَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى. Biz murad ettik ki bakalım. اَيُّهَا ذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ. Bu iki manadan hangisi? اَوْلَا دَهَا اَوْلَادِرْ كَ اَنْ يُقَارَ بِهِ اَنَنْدَ حُكْمُ اُرْنَا. Ellerini omuzların hizasına kadar kaldırmak mı evla? Kulaklarının hizasına kadar kaldırmak mı evla? Bunu bilelim, bu onunla hükmedelim. Bunu araştırmak istedik. فَاِذَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانِ. Baktık ki Fehd ibn-i Süleyman قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْاَسْبَحَانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيكٌ اَنْ عَاسِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجِرٍ قَالَ. Yukarıda geçti ya, Asim ibn-i Küleyb babası Küleyb'den, o da Vail ibn-i Hücür'den rivayet ediyor. İşte Vail ibn-i Hücür'de söyledik ki evladı mülükten bekiye kalan bir zat değil. Kale, Vail ibn-i Hücür dedi ki اَتَيْتُ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldim. فَرَيْتُهُ, ben onu gördüm. يَرْفَعُ يَدَيْهِ, ellerini kaldırırdı. حِزَاءَ اُذُنَيْهِ, kulaklarının hizasına kadar. اِذَا كَبَّرَ, tekbir aldığı vakıtta. وَاِذَا رَفَعَ, rükudan kalktığı vakıtta. وَاِذَا سَجَدَ, secdeye gittiği vakıtta ellerini kaldırırdı. فَزَكَرَ, zikretti. مِنْ هَذَا, bundan maşallah Allah'ın, Allah-u Teala'nın dilediği kadar zikretti. قَالَ Vail buyuruyor ki سُمَّ اَتَيْتُهُ, yine Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldim. مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ, ertesi sene. Bir sene sonra bir daha geldim. وَعَلَيْهِمْ, ashab-ı kiram üzerinde de olucuydu. اَلَكْسِيَتُ كِسَالَةِ, yani meşrehler var, ebalar var. وَالْبَرَانِسُ, burnuslar var, yani başlarına giydikleri takkeli külahlar var. Soğuktan bunları giymişler. فَكَانُوا يَرْفَعُونَ اَيْدِيَهُمْ, ellerini kaldırır oldular. فِيهَا, o meşrehlerin, ebaların içerisinde kaldırır oldular. Ama ne kadar kaldırırdılar? Bunu da fealen beyan ediyor. وَاَشَارِ شَرِيكٌ, ravilerden şerik rivayet ediyor ki اِلَا سَدِلْهِ, göksüne kadar. Vail o kadar işaret etmiş. Ondan rivayet eden de Asim de öyle rivayet etmiş, göksüne kadar. Şerik de ondan rivayet ediyor. Diyor göksüne kadar kaldırırdı. Yani göksüne kadar kaldırınca omuzlarına kadar kaldırırdı demek. فَاَخْبَرَ وَاِلُ بْنُ حُجُرٍ فِي حَد۪يس۪ي هَذَا. İşte Vail ibn-i Hücür bu hadisinde haber veriyor ki اَنَّ رَفْعَهُمْ, bunların ellerinin kaldırmaları اِلَى مَنَاكِبِ, omuzlarına kadardı. اِنَّمَا كَانَ, bu oldu omuzlarına kadar kaldırmaları. Ne için? لَاَنَّ اَيْدِيَهُمْ, çünkü onların elleri كَانَتْ حِيلَ اِذِنْ, o kış vaktinde vebaların içerisinde olduydı. فِي ثِيَابِهِمْ, elbiselerin içinde, kış soğuk, ellerini dışarı çıkaramıyordular. İçeride ebaların altında olduğundan omuzlarına kadar kaldırıyordular. Ve akbere, haber verdi yine Vail ki ennehum kânû yerfe'ûne, ellerini kaldırırdılar. İzâ kânet eydihim, elleri olduğu vakitte leyset fî siyâbihim, elbiselerin içinde değil, dışarıda bulduğu vakitte ellerini kaldırırdılar.
ila hazzi azanihim, kulaklarının hizasına kadar. Öyleyse Vail İbni Hücür diyor ki, esas olan ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırmak var. Fakat kış dolayısıyla elbise altında olduğundan özür dolayısıyla omuzlarına kadar kaldırdılar. Çünkü elleri dışarıda olmadığından kaldırması mümkün olmadı. فَاَعْمَلْنَا biz e'mal ettik. Rivayetehu Vail İbni Hücür rivayetini küllaha her ikisini de. Bu iki rivayeti de doğrudur dedik. فَجَعَلْنَا kıldık. اَرْرَفْعَ ellerini kaldırmayı. اِذَا كَانَتِ الْيَدَانِ elleri olursa فِسْتِيَابِ elbiselerin içinde olursa لِعِلَّتِ الْبَرْدِ soğuktan dolayı. Bu ref'i ellerini kaldırmayı kıldık. اِلَى مُنْتَهَا مَا قُلْ بِشَيْءٍ nihayetine kadar ki يُسْتَطَاعُ mümkün olur. اَرْرَفْعُ رَفِي اِلَيْهُونَ elbisenin içinde eli ne kadar kalkarsa işte oraya kadar kaldırdı. Bunu böyle kılarız. وَهُوَ o da nedir mümkün olan şey? الْمَنْكِبَانِ umuzlardır. Umuzlardan yukarı ellerini çıkaramaz. وَاِذَا كَانَتَا بَادِيَتَيْنِ elleri dışarıda olduğu vakitte de kıldık neyi? رَفْعَهُمَا ellerinin kaldırmasını kıldık ile üzüneyni kulaklarına kadar كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi. Bunu böylece bu hadislerin ikisinde emal ettik. Öyleyse Vail İbni Hücür'den gelen iki rivayette doğru. Soğuk olduğu vakitte elbiselerin içinde bulduğundan eller omuzlarına kadar kaldırılmış. Fakat serbest zamanda eller dışarı olduğu vakitte de kulaklarına kadar kaldırılmış ki Peygamber Efendimiz de zaten ellerini kulaklarına kadar kaldırmıştı. وَلَمْ يَجُزْ جَائِزْ olmaz اَنْ يُجْعَلَ حَد۪يثُ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah İbni Ömer'in hadisini kılına ve ma eşbehehu yahut da buna müşabih olan hadisler kılına bilel menkibeyni omuzlarına kadar ellerini kaldırmak zikri olan hadisler kılmak caiz değildir. Evet, kâne zâlik bu oldu, bu refi omuzlarına kadar kaldırdı ve liyedâni eller de badiyetâni zahirdiler yani dışarıdaydılar, elbise altında değildiler. Bunlar elbise altında değil, elleri dışarıda da ellerin omuzlarına kadar kaldırdı demek bu caiz olmaz. Ya Vail'in hadisi serah. El dışarıda olursa kulaklarına kadar kaldırılacak. İzâ kâne kad yecûzu caiz olmak olduğu vakitte ki en tekûne elleri ola kânete fî siyâb. Omuzlarına kadar kaldırdığı vakitte eller siyabın içinde olması caiz idi. Feyekûne zâlik bu olan muhalifen muhalif ola limâ revâ Vâil ibn-i Cuhrin Hücrin, Vâil ibn-i Hücrin rivayetine muhalif ola. Çünkü ondan iki rivayet var. Birisinde ben ellerini gördüm, kulaklarına kadar kaldırdılar. Şimdi burada da diyor ki hayır, Abdullah ibn Ömer'in hadisinde omuzlarına kadar kaldırdılar. Öyleyse bunu biz diyeceğiz, elbiselerin içindeydi. Elbisenin içindeydi. Yoksa Vâil ibn-i Hücrin'den rivayet edilen iki hadis birbirine zıt olur. وَلَاكِنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَى الْاِتِّفَاقِ Vâil ibn-i Hücür'den rivayet edilen bu iki rivayeti biz hamlederiz ittifak üzerine. فَنَجْعَلُ قِلَرِسْ حَد۪يثَ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet edilen hadisi kılarız ki omuzlarına kadar kaldırdığı rivayeti. عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu oldu, omuzlarına kadar kaldırdı. Ve yedâhu fî sevbihi Peygamber Efendimiz'in elleri elbisenin içindeydi. Alâ mâ hekâhu Vâilun fî hadisinde tekim Vâil bunu hadisinde hikayet eyledi. Ve necelu kılarız mâ revâ Vâilun gene Vâilun rivayet etmiş olduğu hadisi kimden? En Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu fealehu Peygamber Efendimiz işledi fî gayri hâlil berdi soğuk halinin gayrısında soğuk olmayan bir zamanda. O da neden? Min ref'i yedeyhi ila üzüneyhi ellerini kulaklarına kadar kaldırmadan rivayet eyledi. Evet. Bunu da kılar deriz ki yani Vâil ibn-i Hacer'in soğuk olmayan bir zamanda ki ellerini kaldırması da min ref'i yedeyhi ellerinin kaldırmasındandır ila üzüneyhi kulaklarına kadar kulaklarına kadardır bu. Bu kaldırması kulaklarına kadardır. Böyle kılarız. فَيُسْتَحَبُّ الْقَوْلُ اَلَيْسَ قَوْلُ hükmetmek müstehab olur.
bihi bununla, yani ellerini kulaklarına kadar kaldırmaktır. Bununla hükmetmek müstehap olur. İhtilaf olmasın diye. Ve terku hilafi, hilafını terk etmekten müstehap olur. Ellerini kulaklarına kadar kaldırmak müstehaptır. Onun hilafını yapmak değildir. Peki bu Abdullah İbni Ömer'den gelen hadise cevap verdi. Bir de Hazreti Ali Kerimallah ve Şevden geldi. وَاَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ وَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali Kerimallah ve Şevden rivayet edilen hadis, o da kimden? Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Fizalik bu mesele hakkında Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz ellerini namazda kaldırırken omuzlarına kadar kaldırırdı. Buna ne diyeceksin? فَهُوَ خَطَعُمْ Bu Hazreti Ali'den rivayete hatadır. Bu ileride gelecek. Bu rivayetin de senedinde ihtilaf, hata var. وَسَنُبَيِّنُ ذَٰلِكَ Biz de bunu beyan edeceğiz. فِي بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوَ Rükuda ellerini kaldırmak var mıdır yok mudur rükuya giderken, rükudan kalkarken, orada bunu beyan edeceğiz. İnşallahü Teala. Tesebete sabit oldu bir teshihi hadihil asar, bu eserlerin teshihi sebebiyle sabit oldu. Ne? Ne sabit oldu? Ma reva vailun vailin rivayet etmiş olduğu sabit oldu. Kimden? Ani nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'de. Ala ma fessarna bizim tafsil ettiğimiz üzere sabit oldu. Vailin bir hadisinde Resulullah Efendimiz kulaklarının hizasına kadar kaldırmış, elleri dışarıdaymış. Bir de ellerini kaldırmış, omuzların hizasına kadar, o da ebaların içindeymiş. İşte biz tafsil ettiğimiz de bu. O tafsil ettiğimiz üzere bu sabit oldu. O da neden o tafsilde? مِمَّا فَعَلَ فِي حَالِ الْبَرْدِ وَفِي غَيْرِ حَالِ الْبَرْدِ Peygamber Efendimiz'in bir soğuk zamanda tekbir alması var. Bir de soğuk olmayan zamanda tekbir var. Soğuk olduğu zaman da omuzlarına kadar ebanın içinden ancak kaldırabilmiş. İmkanı o kadar. Soğuk olmadığı vakitte de kulaklarına kadar kaldırmış. Bu sabit oldu. Ve işte bu kavle Ebi Hanife'te İmam-ı Azam'ın kavli budur. Ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullahu teala. İmam-ı Ebi Yusuf, İmam-ı Muhammed'in kavlileri de budur. Elleri namazda kaldırırken kulaklarının hizasına kadar kaldırmaktır. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.